neden 73 diyemiyorum? Nöşür, evet. Ben neden bugün konuşamıyorum? Şuraya nazar boncukları koyar mısın? Yedirmeseydi o zaman paralarını, şimdi beni delirtmeyin burada. Oğlum bunu yapıyorum ben. Ne oldu, sahne modelin bozulmuş? Ne oldu? Başka bir şey daha çekeyim mi? Ben çok enerjiyim. Herkese merhaba, ben Melisa 2S ile bugün çok iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Geçen videomda yaz geldi, güzel enerjiler verin, güzel dileklerde bulunun dedim. Yani 70 gündür yağmur yağıyor, kara kış, kıyamet. Siz yine güzel dileklerde bulunun, güzel enerjiler verin. Öyle her şey çok daha güzel olacak. Evet, bugün ne yapıyoruz? Bugün izlerken gerçekten koltukları kemirdiğim, böyle heyecandan zıp zıp zıpladığım Camdaki Kız dizisini yorumluyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi önce biraz 73. bölümü konuşmak istiyorum. Ne oldu? Hayri, Türkan'a gayet destekleyici bir şekilde ben boşanmak istiyorum ama her zaman karımın, eşimin, çocuklarımın yanındayım dedi. Maddi manevi. Ama yani bir anda baktım Hayri'ye, dedim ki Hayri'cim evet sen adammışsın ve karının çocukların yanında durabiliyormuşsun. Duramıyor. Yani son bölümde izledik, ben böyle çıldırdım. Hayri'yi görünce, böyle Türkan'ı görünce çıldırdım. Ona geleceğiz ama önce biraz Hayri, Nala ve Türkan konuşacağım. Şimdi 73. bölümün sonunda aldı Hayri Türkan'la çocukları, gitti Nala'nın evine. Yani hani bu kadar, bu rahatlık, bu böyle vurdum duymazlık, bu bir aşksa ben bunun aşk olduğunu çok düşünmüyorum. Artık bu takıntı haline geldi. O yüzden bu bölüm biraz Hayri'yi böyle kin kusacağım, haberiniz olsun. Şimdi son bölümde ortalık yine böyle saman alevi gibi böyle kaynadı. Türkan, Nalan, Hayri, bir de böyle iki tane küçük çocuk oradan oraya, Nalan ablacığım, işte babacığım, anne, ortalık böyle alev kaynıyor. Özellikle Hayri'nin Türkan'a bakıp Nalan'sız yaşayamam, Nalan olmadan olmaz, sen Nalan'sız yaşamak ne demek biliyor musun diye çıkışmasından sonra, yani hani bu benden çıktı, hepimizden çıktı. Ben ekranların karşısında böyle su balığı gibi kaldım. Su balığı mı bilmiyorum artık, ne balığı size kaldım ama böyle kaldım. Hayri beni yordum. Eyvah dedim, Hayri böyle Nalan'a kafayı taktıysa acilen Hayri'ye, Sedat'in nazara geldi. Şuraya nazar boncukları koyar mısın lütfen? Teşekkür ederim. Valla nazara geldim. Yani ben Hayri'nin artık böyle Nalan'a olan aşkından, o böyle yan takıntısından sonra dedim ki şu Hayri'yi götürün Sedat'ın psikiyatrisine. Çünkü biliyorsunuz ki Sedat iki kere terapiye gitti. Yok, ben hayatımı değiştireceğim, bambaşka bir hayat kuracağım. Arkadaşlar bana verin şu terapistin numarasını, hepimiz iki, yani ikinci şeyde hayatımızı değiştirelim. O işler o kadar kolaysa Sedat'cığım, seni de burada alkışlamak istiyorum. Şimdi Hayri'yi çok konuştum, hep erkek biraz kadınsal, böyle kadın dayanışması konuşmak istiyorum. Bu bölüm Türkan'la Nalan'ın kadın dayanışması beni oldukça motive etti. Yani sizler daha çok fark etmişsinizdir. O Nalan'la Türkan'ın hani bir adam için birbirlerini yemesindense aslında böyle hayatlarına hiç karışmadan, hayatlarının değerlerine ortak olarak bir yani konuşma içerisine girmeleri beni gerçekten duygulandırdı. Yani bir kadın olarak dedim ki gerçek kadın işte bu. Çünkü biliyorsunuz Yaprak Dökümü Ferhunde de vardı. Yani hani ne yapabilirim şu an? Hani bir o bakın, bir ona bakın. Demek ki neymiş? Hayricim sen bir Necdar'la Leyla'yı ayıracak kadar Oğuz değilmişsin. O da pembe montum da çıkmam. Bir pembe mont koysanız zannetim. Necdalar. Aynen yürü gerçekten. Özellikle Nal... TDK beni acaba bu bölüm şey yapar. Nalan'ın Hayri'ye olan net tavrı ve Türkan'ı koruması, çocukları koruması, bu bölüm dediğim gibi gerçekten en üst taplara çıkardı hepimizi. Şimdi Türkan'ın tek bildiği pencere aslında Hayri. Yani Hayri'den başka bir hayatı olmamış, Hayri'den başka bir bakış açısı olmamış. Sadece Hayri odaklı. Ve Türkan'ın aslında yani Nalan'ı kabul edişi sadece Hayri'ye olan ve aile bağından kaynaklanıyor. O yüzden Nalan'ın önceki geçmiş zamanlarındaki yaşadığı travmalarda Türkan'la Nalan'ı birbirine bağlıyor. Şimdi Hayri ile Nalan'ın bir bank sahnesi vardı bu son bölümde. İşte Hayri, bence ben bir aşkolog olarak konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz benim aşkla ilgili çok güzel düşüncelerim, iddialarım vardır. Hayri Nalan'ın yanındayken kendini güçlü bir erkek gibi hissediyor. Çünkü Nalan'ın ona ihtiyacı olduğunu düşünüyor ve onun yanında böyle
böyle ataerkil, tam bir erkek duygularını daha da bastırmıyordan böyle bastırmıyordan gidiyor. Çünkü bu kadar böyle kesin net tavrının, böyle aksiliğinin, böyle bu duvarlarının başka hiçbir açıklaması yok. Ama Nalan'cığım sen bütün üçüncü kadınları kabul edemeyen adamların yanına iyi bir örneksin. Bu cümleyi bir düşünelim çünkü çok yoğun bir cümle oldu. Düşünürken, konuşurken ne diyeceğimi bilemedim. Onu halledelim. Onu bir sindirelim, evet. Yani bir 3 dakika bir düşünelim. Yani bir de bu kadar kesinsin. Yani sen tam bir boğa burcusun. Boğa burcu erkekleri hiç kusura bakmayın ama tam olarak sizin bu tutarsız tavırlarınız, efendime söyleyeyim bu kalkıp işte kendi doğrularınızı bilmeniz yeter. Yani Nalan'a da yazık, diğer kadınlara da yazık. Çünkü bence karşında bir akrep kadın var. Ama tabii boğa burcu neyi unutuyor? Yani hayriciğim, karşısında bir akrep kadın olduğunu. Peki akrep kadını ne yapar? Aynen böyle yapar. Çat diye kesinlikle kesin hükümlerini keser. Çünkü nereden anladım? Şuradan anladım. Nalan Hayri'ye bakıp sen kendini iyi hisset diye ben bu şeyin içinde olamam dedi. Zaten dedim ki bu kadın vicdanlı, bu kadın akrep burcu. Hayri'cim hoşça kal. Öpüyorum. Şimdi Nalan Hayri Türkan bir kalsın burada. Ben biraz köşke dönmek istiyorum. Köşke durumlar bir karıştı biliyorsunuz. Öbür bölümde Selen hamile kaldı. İşte bir çocuk sevinci, böyle neşeler falan. Sedat terapiste gitti. Aha dedim tam bir oturdu aile çok güzel. Ne oldu? Gülcihan'cığım yani böyle gidiyor galiba hani tutun. Yani bir anda hop dedi bayıldı. Kötü haberler köşkten çıkmıyor. Ama bunun tam olarak sebebi ne? Kurşun döktürmüyorsunuz. Şu kurşun döktürün. Bulamıyorsanız kurşuncu, veda mektubundaki seheri söyleyin. Tanımadığı bence büyücü yok. Bütün büyücüleri alıyor. Bütün böyle falcıları, kurşuncuları hemen sadresini verir. Benden söylemez. Şimdi ben Gülcan'ı çok seviyorum. Yani hani Sedat gibi olmasına rağmen gerçekten böyle hani iyi bir kadın. Ama ben Gülcan'ın hastalığına asla şaşırmadım. Çünkü neden? Sedat gibi bir oğlu var. Yani şimdi ben şimdi Sedat'ı burada yani şey iyimserlik yapamayacağım Sedat'a. Yani iki terapiste ikisi hayat değişti. Yok arkadaşlar arıyor efendim. Beni çağırmayın. Öbür bölüm bayağı sen koltuklarda böyle böyle dans eden arkadaşlarındaydın yani. Hani kimseyi kandıramazsın sen. Gördük biz. O yüzden annenin vebali üstünde. Attı içine içine kadın. Aha işte böyle küt diye böyle gitti. Yani hoş mu bu? Hani hep analar çekiyor arkadaşlar bunu. Yani yapmayın, etmeyin. Şimdi Selen'cim ben seni seviyorum. Hamilesin. Çok tatlı olacaksın. Çok da minnoş bir çocuğunuz olacak. Ama sana küçük bir tavsiye vermek istiyorum. Lütfen şu an hamileyken ne Sedat'a bak ne Hayri'ye. Allah korusun çocuğun onlardan birine benzerse vallahi annen gibi sonun benzer. Benden sana küçük bir tavsiye. Şimdi Hayri Nalan Türkan üçgeninde son bölümde boşanma kağıdını aldı Hayri. Gitti Türkan'ın evine. Bir baktı. Nalan, iki çocuğu, Türkan tarhana çorbası içiyor. Böyle kaldı. Ne demişler? Kadın, kadının her zaman dostudur. Yani düşman olmayabilir her zaman. Dost da olabilir. Şimdi benim böyle acaba bu bölüm ne olur, ne olsun, gelecekte ne olmalı diye böyle düşündüğüm birkaç şey var. Eminim siz de düşünüyorsunuzdur. Hani bence bana sorarsanız, nacizane şu kanalda cadınız böyle bir konuşsun. Şimdi bir, öncelikle Hayri'cim sen bir ortada kalmalısın. Çünkü yani hak ettin bu dersi bir çıkarmalısın. İki, Nalan'cığım sen de artık böyle yani hani tamam çok iyisin, çok vicdanlısın ama biraz böyle sert duruşun olması gerekiyor diye düşünüyorum. Üç, Türkan'cığım ben senin yerinde olsam boşama davası açar, nafakayla yaşarım. Mükemmel. Ne konuştuk? Camdaki kızı konuştuk, Hayri'yi konuştuk, Türkan'ı konuştuk, Nalan'ı konuştuk. Ben gidiyorum artık. Haftaya yeni videolarımla, böyle yeni yorumlarımla karşınızda olacağım. Ben izlerken böyle sizlerle paylaşmak için gerçekten can atıyorum. Sizler de Kanalda Cadıları hashtag ile Kanalda YouTube hesabı ve Instagram hesabından yorum yapıp beğenmeyi unutmuyorsunuz ballarım. Cadınız sizi çok öpüyor. Haftaya görüşürüz.